Diyarbakır olsa biliyorsunuz 1996'da kuruldu ama 2018 yılından sonra daha çok bir atağa geçti. Çünkü bu son 6 yılda huzurun ve güvenin olduğu bir yerde özellikle Diyarbakır'da yatırımlar gitgide artmaya başladı. Şu an 330 civarında fabrikamız üretimde ama 4. etapta daha biten fabrikamız devreye girerse bu yaklaşık 450 civarında firmamız oluyor. Ve şu an çalışan sayımız da 19.000 civarında. Baktığınızda 5. etabı da inşallah yakın bir zamanda açıyoruz. Tahsisliğe de başlayacağız. 200'ün üzerinde de bekleyen yatırımcı var. Ama artık her yatırımcıya yer vermiyoruz. Seçici olmaya başladık. İçinde nitelikli yatırımlara öncelik veriyoruz. İstihdama yönelik, ihracata yönelik ve Diyarbakır'a katmaya değer katan yatırımcılara yönelik artık yer vermeye başladık. İhracat rakamlarımıza baktığımızda 2023'ü yaklaşık 231,5 milyon dolarında yani bir rakamla kapattık. Yüksek bir rakam mı? Hayır. Düşük bir rakam. Bu biliyorsunuz deprem süreci geçirdik. İnşallah 2024'te ekonomik anlamda da iyi olursak ihracat rakamlarını daha da yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz 1 milyar doları devirmek. İnşallah bir gün onu da yapacağımıza inanıyoruz ve devireceğiz de. Bugün baktığınızda 230 milyon dolar. Bunun sadece 111 milyon doları Kürdistan bölgesine, Kuzey Irak bölgesine yapmış. Bunun içinde Çin'de var, Rusya'da var, Amerika'da var. 85 ülke Diyarbakır'dan ürün gidiyor. Yatırımcılar az önce dedik ya 200'e yakın bekleyen sırada yatırımcı var 5. etap için. Onun içinden de seçiyoruz. Niye seçiyoruz? Ya işte Diyarbakır'a artık nitelikli yatırım lazım. İhracat rakamlarını artıracak yatırımcı lazım ve istihdamı artırabilecek. Bizim için önemli olan ne? Bir, ihracat. İki, istihdam. Bunlar olduktan sonra zaten sıkıntı kalmıyor. Onun için de seçiyoruz. Bizim hedefimiz hani bir seferde 1 milyar dolara çıkamayız. Önümüzdeki yıl 450-500 milyon civarlarını yakalarsak çok çok iyi olur bizim için. Ki inşallah yakalayacağımıza da inanıyoruz. Yatırım yapanlar şunu düşünüyor. Huzur var mı? Şu an Diyarbakır Türkiye'nin en güvenli ve en huzurlu şehri. Birçok memleketten daha huzurlu ve güvenli. Onun için yatırımcılar burayı tercih ediyor. Bu da bize keyif veriyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla yatırımcıya yardımcı oluyoruz ve yatırımının önünü açıyoruz. 1 milyon genç nüfusumuz var. Batı'da çalışacak eleman yok ki artık. Şu an Batı'da fabrikalar çalışacak eleman bulamıyor. Bakın bunun altını çiziyorum, tekrarlıyorum. Fabrikalar Batı'da çalışacak eleman bulunduramıyor. Ama bizim burada genç nüfusumuz var. 1 milyon genç nüfusumuz var. Bizim buradaki tek eksiğimiz otobanın buraya bağlanması ve hızlı trenin hızlı bir şekilde Diyarbakır'a kadar bağlanması. Çünkü Urfa'ya kadar bağlandı diye düşünüyoruz. Planlaması yapıldı. Ama o planın için Diyarbakır'ın da olması lazım. Niye Diyarbakır olması lazım? Diyarbakır, Orta Doğu'nun merkezi. Buradan her tarafa ulaşım rahat.